mesela işte şimdi bu niye düştü? Şimdi dersiniz ki sen bıraktın da düştü. Öbürü der ki hayır ya efendim yer çekti de bunu düştü. Yani fizikte bunun niye olduğuna dair, bunu kim yaptığına dair daima biz sanki fizik yasaları bir şeyi kim yaptı? Bu işin mesulü kim, müsebbibi kim, suçlusu kim sanki onu arıyor gibi düşünüyoruz. Halbuki öyle bir şey yok fizikte. Evet. Fizik sadece diyor ki eğer bu böyleyse bu da böyledir diyor. Yani diyor ki burada kim yaptı diye soramazsın. Çünkü hangi cismi bırakırsan bırak yer çekiminden dolayı düşer. Evet. Yani şey, o yaptı, biyolojide bu yaptı. De geçerli tabii. O yüzden Sayın Hasan Onat'a katılmıyorum. Bize beynimizi şey Allah vermedi. Beynimiz evrimleşti. Yani tıpkı yer çekimi gibi evrim yasaları var. Ve 3,5 milyar yıllık evrim sonucu evrimleştik. Hala beynimizde sürüngen beyni taşıyoruz yani. Geçmiş evrim, geçmiş sürüngen atalarımızdan kalan. Farklı evrim teorileri yok. Bir tane evrim teorisi var. O da bilimsel evrim teorisi. O da tamamen olasılık yasalarına dayanır. Yani evrim tamamen olasılıkçıdır. Çok basit bir örnek. Meyve sinekleri düşünün. Onlar sürekli mutasyona uğrarlar zaten. Mutasyon olasılıkla oluşan bir şeydir. Örneğin kozmik ışınlar vücudumuzdan geçerken hücrelerimizde bir mutasyon yaratırlar. Şimdi bazı mutasyonlar çevre koşullarına uyumludur, bazıları uyumsuzdur. Çevre koşullarını değiştirirseniz uyumlu mutasyonlar kalır. Tıpkı yediğimiz ekmekteki buğday gibi. O buğdayların atası aslında yabani buğdaylardır ama insanlar iri olanlarını seçmişlerdir ve böylece iri buğdaylar kalmıştır. Bizler de beynimiz de çeşitli olası mutasyonlar sonucu çevre koşullarına uygun evrimleştik. Ve bu da çok uzun bir evrim süreci. 3,5 milyar yıl. Bu evrim kuramıdır. Bunun teolojik, doktriner bilmem ne şeyi yok. Şey, Allah nasıl beynimizi yaratabilir ki? Ben de biz zaten tamamen beynimiz olası var bir şekilde. Bak, dikkat ederseniz. Sizin kavramlarınızı anlamıyorum ama benim dediğim şu. Evrim tesadüfler sonucu oluşur. Mutasyonlar şimdi, tesadüfler sonucu oluşur. Biyologların kullandığı aslında Türkçe'de pek ayrımı yapılmayan. Sonuçta bizim beynimizi kimse tasarlayamaz. Beynimiz 3,5 milyar yıllık. Bu peki bir felsefi görüş mü? Şekilde. Hayır bu evrim bu bir bilimsel görüş. Yani bu kanıtlanmış bir görüş.